gitmek bir türlü, kalmak bir türlü. İki ateş arasında kalmak bir türlü. Vatan bir yanda, bir yanda ekmek. Ne yapmak gerek, ne yapmak gerek? Bir dönsek dedik her gün yıllarca. Aldı bir tasa vakti gelince. İçimiz buruk acaba neden? Alıştık mı ne hiç fark etmeden? İçimiz buruk acaba neden? Alıştık mı ne hiç fark etmeden? Hastanede çocuk ameliyat olmuştu. Oğlan tabii ağzımız malum alıştı Hollanda'da sustur dedi. Annemin bu. Öyle icabetli bir şey de susturu çağırmak icabetli. Şimdi ben de çağırıyorum sustur diyor, sustur anlamıyor. Neyin nesi? Bizim hanım da diyor burası Hollanda değil diyor, Türkiye diyor, burada diyor sustur değil diyor. Hemşire al diye çağırıyorsun diyor. Ondan sonra sustur diyor, anlamadı. Tekrar çağırıp affedersin diyor, kusura bakma dedi. Ben malum derim, Hollanda'da her şey olur da biz Hollanda'da sustur diyoruz, gelin hemşireye. Oh, gitmek bir türlü, kalmak bir türlü. İki ateş arasında kalmak bir türlü. Hollanda'da istediğimiz kıyafetle okula gidebiliyorduk. Burada resmi kıyafetle, kravatla gitmemiz lazım okula. Aksi takdirde gitmezsek disiplin cezası yiyoruz. Hollanda'yı özlüyorum. Türkiye'de biraz alışabildim yani. Derslerimden zorluk çektim biraz. Özellikle Türkçeden. Türkçem zayıf. Matematiğim de öyle. Ben de Hollanda'yı çok özlüyorum. Evet, Hollanda Donse'de yaşadığımız için buraya gelince tabii çok değişik gördük. Orada daha çok serbestti, burada tabii. Naar de mentor. Oh, is er problemen dan of zo? Nee, maar niet doorvertellen, maar haar ouders die willen terug naar Turkije. En zij maakt zich daar zorgen over. Oh, en wat gaat ze wel doen? Ja, ik weet het niet. Oh, daar is ze. Hoi. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed, en met jou? Goedemiddag. Hoe is het met jullie? Goed. Zeg, wat heb ik gehoord? Gaan je ouders misschien waarschijnlijk terug naar Turkije? Ja, waarschijnlijk. En hoef je zelf niet? Jawel. Ik wil ook wel terug. En wat betreft je school en je vrienden, laat je het hier allemaal achter? Ja, maar daar kan ik toch ook een nieuw vriendenkring op bouwen. Ja, maar je bent toch hier geboren?
Ja, mijn ouders zijn ook daar geboren. We wensen je het beste in ieder geval. Oké, bedankt. Hoi. Hoi. Is het gedaan met Turka? Hadi anlat bakalım. Mentor neler dedi? Ben hem nişkiyorum. Biraz bekle de bir sakin yere oturalım. Ondan sonra sana anlatırım hepsini. İyi mi? Mentor dedi ki, yazık olacak. Türkiye'ye dönsen 2 yılın kalmıştı. Bitirip gitsen okulun iyi olacaktı dedi. Ondan sonra... Türkiye'de de okula gidebilirsin. Gidebilirim. Ama benim bu Türkçemle ben ancak 1. sınıfa alırlar sanırım. Bizim sınıfımızda bir kız vardı ya. Evet. Geçen sene geri döndü. Ondan kursa gitmiş. Ben... Türkiye'de mi kursa gitmiş? Evet. Ben ondan mektup aldım. Nasılmış? Kurstan çok bahsetmiyor ama hayatından memnun. Bilmiyorum Türkan, bak ben burada büyüdüm, doğdum. Hani arkadaşlarım burada, ondan sonra ben okula gittim. Buranın öğretmenleri çok değişik. Türkiye'de daha da streng oluyorlar, biliyor musun? Ondan sonra... bilmem, korkuyorum alışveriş. Sen başkalarına bakma. Senin şimdi konuşman kolay ama ben şimdi Türkiye'ye gideceğim. Orada alışabilir miyim? Bilmem vallahi. Kimimiz daha çocukken gelmiş. Kimimiz burada doğmuş büyümüş. Neresidir yurt, vatan neresi? Doğduğun yer mi? Ben 9 yaşında Hollanda'ya gittim. Burada ilkokul 3'e geçmiştim. Orada beni ilkokul 1'e aldılar. Ondan sonra işte ilkokulu bitirdim. Mahfaya devam ettim. Mahfaya 4'e geçtim. Annemle babamlar falan hani Türkiye'de kesin dönüş konusunu açtılar. Biz de kardeşimle katıldık. Geldik. Buraya gelince tabii okula başladım. Lise 1'e gittim 1-2 ay. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber gelince orta 3'e verdiler. Ben de yaşım çok ilerledi diye, hani okuldaki çocuklar küçük yaşlılardı diye vazgeçtim, bıraktım. İşte bir o olay beni çok üzdü. Bir de tabii ben Hollanda'da daha serbesttim. Yalnız her tarafa gidebiliyordum, burada öyle değilim. Hollanda'ya gittiğimde 6 yaşındaydım. 6 yaşındayken ilk anaokuluna başladım. Aslında 6 yaşındayken ilkokula başlamam gerekirdi. Hollandaca bilmediğim için beni anaokula aldılar. Böylece 6 sene orada okudum ilkokulda. Ondan sonra Alkmaar'a Hogeschool denen okula girdim. Orada 2 sene okudum ve Türkiye'ye geldik. Bitirmeden geldik. Yani. Bitirmeden geri geldik. Şimdi nereye gidiyorsun Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de de meslek okuluna gidiyorum ve orta 3'ü bitirdim, geri aldılar beni. Sene kaybın oldu burada da. Sene kaybım oldu. 1 yıl. 1 yıl, bir de 1 senede kaldım. Türkçe nedeniyle mi? Türkçe nedeniyle, evet. Peki senin için en büyük sorun ne oldu Türkiye'ye döndüğünde? Eğitim konusu, okul. Türkçe? Evet, Türkçe. Hollanda'yı özlediğimi söylüyorsun. Evet, çok özledim. Özlediğim şey de hani arkadaşlar, oraya alıştım diye. 10 sene orada yaşadık diye. Onları özlüyorsun. Peki burada arkadaşın yok mu? Var burada da arkadaşım ama insan tabii orada 10 sene içinde kendi bir kuvvetli bir bağ bağlıyor. Burada yine insan tabii daha yeni alışman gerekir arkadaşlarına. O kadar iyi güven olmuyor. Onlar. Buraya geldiğimde 2 yıl önce Türkçen bu kadar iyi miydi? Yok, değildi. Daha yeni öğreniyorum.
bağlarım koptu. Sen de pazardan geliyorsun? Ben de pazardan geliyorum kısaçı. Nal, ben mi ne aldım? Aman, hiç sorma valla, aman. Her şey bir ateş pahası, bir ateş pahası. Ne para yetiyor, ne hiçbir şey yetmiyor valla. Öyle haklısın. Yüz gildeni bozduruyorsun, hemen bitiyor, hiç güzelliği olmuş. Baksana torbalar bomboş. Sorsam sana kaç para verdin, en azından yine bir yüz gülden vermişsindir valla. Kız bak kim geliyor, bak bak Fatma geliyor, gördün mü? Duydun mu, Türkiye'ye gidiyormuş. Öyle mi? He. Kocası istiyormuş da kendisi. Merhaba. Merhaba Fatma Hanım. Gel otursana. Teşekkür ederim, vaktim yok, gideceğim. Nereden geliyor? Pazardan gidiyorum, alışveriş yaptım. Siz Türkiye'ye gidiyormuş. Doğru henüz mu? Karar vermedik. Eşim istiyor fakat çocukların okul durumu var. O yüzden karar verdik. Öyle mi? İyi günler. Hadi güle güle. Selam söyle Fatma Hanım. Gördün mü üstüne ne giymiş? Ne olmuş üstüne? Görmedin mi neler giymiş yine? Nesi var üstüne? Ne nesi var? Görmedin mi? Ben böyle giyiyorum canım. Onu görmüyor musun? Koskocaman boyu kadar kızı var artık. Sen de amma şeysin vallahi. Neyi? Ne olmuş sanki? Söylemek yasak mı? Bir de Türkiye'ye dönmeyeceğim diyor. Belki kararı daha vermemiş nazı. Kocası istiyor da kendisi istemiyor. Canım kadın çocuklarını düşünüyordu. Çocukları sanki orada da okuyacaklar. Ne olmuş ki? Ama tamamen buraya alışmışlar çocuklar. Hollandalılaştı bir göreceksin kız artık. Okula da gidiyor. Tamamıyla Hollandalı oldu. Bir de dilini konuşuyor bir göreceksin. Senin kızın da aynısı. Hollandalılar... Ne? Elhamdülillah benim kızımın başı örttük. Hatice senden de yani şey yapmazdım böyle. Dönecekler. Hocası istiyor, kendisi istemiyor. Kızını öne sürüyor. Samet Bey, siz geri dönüş için başvurdunuz ama bir türlü dönemediniz. Nasıl oldu, bir anlatır mısınız? Şimdi bu geri dönüş için üçüncü kişi TANAK'ta dilekçe vermişti, dördüncüsü benim. Maalesef dönemedik. Bizlere tamam dedi, ondan sonrasına bıraktık gel diye ve aradan bir kağıt geldi bizim evimize. Ki siz... Gelin buraya, büroya gelin. Büroya gittik, büroda konuşma yaptık. Bizim Hacı Hanım sordu ki, ben çoluğum çocuğum burada, torunlarım buradadır. Ben şimdi Türkiye'ye gitsem rahat buraya gelebilir miyim? Kesin dönüş yaptıktan sonrasına. Bunlar da bana, bunlar da dediler ki, hayır dediler, sen kesin dönüş yaptıktan sonrasına buraya dönmen için aynı tur şeklinde gelmen lazım. Evet. O zaman bizim hanım, ben kabul etmem dedi. Benim için çoluğum çocuğum burada. Kendim de rahatsızım. Evet. Devamlı doktordayım. Hastalıklıyım. Mahkemedeyim. Ve böyle bu şekilde kaldı. Ben dönmek istemiyordum. Fakat eşim o kadar ısrar ediyordu. Ben gideceğim diyordu. Fakat madem öyle gideceksen ben de hani bir hakkım olarak gelmek istiyordum. Sadece beyimin yani şeyiyle değil. Evet. Beyimin zaten aldığı eğer 930 liraysa iki kişiye o bizi burada idare etmez. Neden? Türkiye pahalı mı o kadar? Türkiye pahalıdır ve her şeye alıştık. Biz hastalık şeylerimizi, sigortamızı kendimiz ödeyeceğiz. Orada alıştık her şeye. Burada katiyen o bizi idare etmez. Evet. Ondan sonra oranın hastalık yönleri daha değişiktir. Burada gidip saatlerce şeylerce, bugün bile ben gittim. Bak geri döndüm, geldim aynı olmadan. Yani sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor ve o yönden eğer hastalığa ayrılmış olsaydım yani yine gelebilirdim ben 41 seneden sonra bir beyimden bu yaştan sonra ayrılmak istemem. Evet. Fakat problemler yüzünden mecbur oluyoruz. Evet. İster ücretimiz olsun, ister kesin dönüş olsun biz bunlara mecbur oluyoruz yani. Yani siz diyorsunuz ki biz uzun süre izinle gelip burada kalabilsek kesin evet. dönüşten de vazgeçeriz. Evet. Evet. Veyahut da gel oradan kesin dönüş yaptığımızda oraya gidip gelebilelim. Çoluğumuzu, rahat çocuğumuzu gidip rahat gelelim. Gidip gelebilelim yani. Onu istiyoruz. Evet. Ayvan. Merhaba. Kızım.
kızım, nerede kaldın? Okul çoktan dağıldı. Okuldan sonra biraz Türkan'la bisikletle gezindik anne. Gürültü yapma, babam biraz erken geldi, uyuyor. Elif, yarın için derslerin yok mu kızım? Yok. Anne, söyle bakayım yavrum. Ben dün babamla konuşmanızı duydum, istemeyerek. Ne konuşmuşuz yavrum, merak ettim. Türkiye temelli dönmeniz ciddi mi? Ya eninde sonunda Türkiye'ye döneceğiz kızım. Neden üzülüyorsun yavrum? Baban aklına takmış geri dönmeyi, biliyorsun 2 senedir de işsiz. Oradan buradan kahvede bakkalda duymuş. Geri dönenlere ödenek veriliyormuş. Aslında henüz karar vermedik. Ama anne, ben okulumu burada bitirmek istiyorum. Saçmalama, seni burada nasıl yalnız bırakabiliriz? O zaman sen de benimle burada kal anne, babam yalnız gitsin. Kanuna göre karı koca beraber dönmek mecburiyetindeyiz. Zorluk yok. İşte okuyan bir çocuğumuz var, onun problemini düşünüyordum. Tabii çocuk Hollanda doğumlu. Tereddütlüyüm. Peki siz? Dönme kararını kabul ettiniz mi? Biz de mecbur, benim değil neredeyse, ben oradayım. Evet. Şimdi gitme diyemem ki, oraya giderken bana danışmadı. Şimdi de ben o yandan bu yana gelirken bana hiç danışmaz. Yani nerede bir şey olsa diyecek hanım, ben giderdim ama sen yollamadın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ben hiçbir taraftan kimseden mezuniyet almaya kabul etmeyeyim. Evet. Değil mi? Herkes kendisi bilir. Ama içinizden dönmeyi istediniz. İstedim tabii. 18, 15 sene doldum. Uzun zaman değil mi? Uzun zaman tabii. Burada anne var, baba var. Kızım akraba var. Herkesin de yeri ayrı. Ama işte bu yuvaya dönüp de böyle hani birikintiyle yapıp emeklerini çekip bu yuvaya dönüp böyle şu vaziyeti aradık biz. Yani. Orada da çok şükür rahatlık. Sağ olsun Hollanda devleti de aylığımızı verdiği için döndük. Vermeseydik yine dönmezdik. Yani. Boş dönemezdik ki. Oğlunuz Hollandalı yani. Bu Hollandalı. Viskotunla yani. Efendim? Biskotunda oldu bu. Biskotun. Biskotun. Senin için zor olmadı mı? Hep Hollanda'da büyüdün. Daha önce Türkiye'ye gelmiş miydin? İzine geldik. 5-6 sefer işte izine geldik. Bir uçakla geldik, bir arabayla geldik işte. Ne yaptın ilk geldiğinde? Alışabildin mi okula falan? Bu senin ilki mi? Evet. Bu sene işte öyle fazla zorluk geldik işte buraya. Önce sorduk tabii, danıştık nereye okula girebilir miyim, yani normal devam edebilir miyim diye. Onlar dediler olmaz, öbür sene devam edebilir. Biz dedik misafir eten acaba okuyabilir miyim dedim. Misafir, ondan sonra kabul ettiler. Misafir, 5. sınıfa gittim burada. İşte o. Türkçeni yeterli buldular mı? Yeterli buldular. Hep kontrol mantrol ettirdiler. Şey, nereye verdi istediğini mi? İşte hı-hı, veriyorlar bir yerlere. Ondan sonra belli oldu yani. Orta bir derecesindeydim. İşte şimdi orta bire gideceğim. Hı-hı. Deminden beri ana kız ne kaynadık duruyorsunuz ya. Bırakmadınız ki bir parça uyuyun. Yok öyle bir şey yok. Yokmuş. Sanki konuştuklarını duymadım. Bütün konuştuklarını sen de hepsini duydun. Yavrum öyle. Bir havlu ver. Buyurun babacığım. Elif Türkiye'ye ne zaman kesin dönüş yapacağımızı merak ediyor. Niye merak ediyor? Her sene yaz geldi mi Türkiye izine gidelim diye başımın etini yersiniz. Şimdi kesin dönüş yapacağız diye düşündük. Merak edersiniz. Merak edilecek ne var? İzine geldiğim zaman her şeyin iyi tarafını görüyorduk. Şimdi niçin geliyorduk? Anamızı, babamızı, akrabamızı görüp biraz da eğlenmek. Benim yani yüzmek falan böyle bir şeyler. Fakat şimdi işin içine kendimiz girdik. Girdiğimize göre de umduğumuz gibi olmadı. Neler olmadı örneğin? Pahalılık siyetimiz olmadı. Geçim şartları
Hollanda kibriti. Hollanda'da kazancımızla her şeyimizi yapabiliyorduk. Burada maalesef. Burada çok temkinli olmak lazım geçinmek için. Çocuğumuzun merak etmesi doğal. Çünkü okulu var. Ve dönüş yaptığımızda okulu yarım kalacak burada. Şimdi bir yasa var. Temelli dönenlere bazı haklar tanıyor. 55 yaşını geçmişlere maaş bağlanıyor. Daha gençlere taşıma parası ve başka paralar veriyor. Ben bunlardan yararlanalım diye düşünüyorum. Onun için bu temelli dönüşü gündeme getirdim. Şayet Türkiye'ye temelli dönersek, orada zorluklarla karşılaşabiliriz ve buraya, Hollanda'ya tekrar dönmemiz imkansız. Çok iyi düşünüp karar vermemiz lazım. Evet babacığım, ben burada doğdum, büyüdüm. Ben korkuyorum oraya alışamam. Yavrum, ben de orada doğdum. Benim de orada özlemlerim var. Tabii ki biz de istiyoruz fakat alışamamaktan korkuyoruz. Tabii ki orası bizim memleketimiz. O halde size ben bir şey söyleyeyim. Biz şimdi karşı değiliz. Ben de kati olarak gidelim demiyorum. Şimdi size üçümüze bir çay vereyim. Şunu al yavrum. Ve bu çayı içelim. Tabii, hemen karar vermemeliyiz. Evet. Düşünerek karar vermeliyiz. Evet. Önemli bir konu geri dönüş. Gitmek bir türlü, kalmak bir türlü. Bir yanda vatan, bir yanda ekmek. Ne yapmak gerek, ne yapmak gerek? Burada şimdi geçim şartı, yani 300 bin lira, 400 bin lira alan bir aile rahat geçinir. Ama ondan aşağı alan geçinemez. Geçineme durumu ne? Çünkü hadi benim mesela evim, kendi evim. Kira bugün 50 bin lira, 100 bin lira aşağı ev kirası yok. Bugün 100 bin liralık alan adam için çok büyük bir müşkül. Mahkum emekli olan bir adam ikinci bir işi yapması lazım. Ben Hüseyin Şenbabaoğlu, İzmir'in Çamdibi semtinde oturuyorum. 106 sokakta, numara 86'da. 16 sene Hollanda'da kaldıktan sonra 86 senesinin 7. ayının 10'unda kesin dönüş yaptım. Ve bu 3 aylık geri dönüş teşvikinden yararlanarak geri döndüm. Taşınma masrafları? Taşınma masraflarını da verdiler. Ve 3 aylık maaş? 3 aylık maaş aldım. 3 aylık maaşınız henüz bitmedi mi? Tabii buradan emekli olduğum için normal olarak idare ediyorum. Buradan emekliydiniz. Nasıl buradan oldu? Emekli oldum. Nasıl ben oldu? Oradan kesin dönüş yapacağım zaman. 1977 senesinin başlarından beri uğraşıyorum emekliliği için, ileriye bir dönük durum. Zemin hazırladım kendime ve normal primlerimi kendim ödedim sosyal sigortalara ve gelir gelmez emekli oldum. Evet. 2 sene oldu buraya dönüş yapalı ve daha kimseyle doğru düzgün bir uyum sağlayamadım. Çünkü 20 sene Hollanda'da kaldık. Hollanda'dan buraya kesin dönüş yaptım. 2 sene oldu. 2 sene zarfında doğru düz sağa sola çıkamıyorum. Bir çıksam dahi kahve çıkıyorum. Kahve hepsi yabancı. Şimdi biz burada 4 kişiyiz bir hanede. Evet. İkimiz hasta olmuş olsak bu memlekette verdikleri para toz yerine yetmez. Evet. Çünkü hasta bir doktora muayene gibi olup da gelmek için şimdi burada öyle bir doktor durumu var ki, bir yanım hastalanıyor, karnım ağrıyor diyorsun, kafadan seni başka doktora havale ediyor. Ondan sonra 3-4 tane doktora havale ediyor ki seni temize, yani yatacağın hastaneye gönderene kadar. Bu da yüz binlere mal oluyor bizim için, bu zorluk var. Son 3 sene zarfında işsiz kaldım. Yaşını dolduğundan dolayı. 55 yaşını mı doldurdun? Evet, 55 yaşındayım. Benim için de bu bir 65'i beklemekten daha iyi bir şeydi. Çocuklarım da küçük daha iyi, tahsillerini burada yapsınlar dedik. Evet. Böyle bir karar aldık ailemle hemen. Baba, kalk. Bu kararımız da yani 6-7 ay zarfında hemen kararımızı vermiş olduk. Türkiye'ye döndüğümden pişman değilim ama yani sorun, her şey sorun.
sorun dediğim zaman da doktor sorun, ilaç sorun, hastane sorun, okul sorun. Yani her şey sorun olması dolayısıyla bütün yorgunluk, başka bir pişmanlık yok yani. Orada senelerin bize alıştırdığı şeyleri burada bulamıyoruz. Bulamayınca da tedirgin oluyoruz. Birçok şeyler yani. Doktor meselesi olsun, geçim şartları olsun, ev meselesi olsun, su, elektrik. Bakın şimdiye kadar suyumuz daha yeni geldi. Arkadaş ellerini zor yıkadı. Ne öneriyorsunuz geri dönmek isteyenlere? Benim önergim şu, fazla acele etmesinler, biraz temkinli ve dikkatli olsunlar. Bizim burada söylediklerimizi de boşa atmasınlar daha iyi, biraz kendilerine bir zemin hazırlamadıktan sonra gelmesinler Türkiye'ye. Gitmek bir türlü, kalmak bir türlü. İki ateş arasında kalmak bir türlü. Vatan bir yanda, bir yanda ekmek. Ne yapmak gerek, ne yapmak gerek? Bir yanda vatan, bir yanda ekmek. Ne yapmak gerek? Ne yapmak gerek?